gel başkanım. Hadi başkanım. Elimden gel. Ama o. Elimden gelsin öyle durun. Ya biz tamam. Bağla. Biliyorsunuz 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi gizli bir şekilde harcanmış durumda. Bunun nereye harcandığını, bu paranın nerede olduğunu bilmek tüm vergi veren vatandaşların en doğal hakkı. Biz de anayasal hakkımızı kullanıyoruz ve bu paranın nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yandaş şirketlerin vergileri affedildi. İhaleler yandaş şirketlere verildi. Ama halkımız aç. Esnafımız aç, vergilerini ödeyemiyorlar, zorlanıyorlar, hayatı idame ettiremiyorlar. Biz bunu soruyoruz, bu 128 milyar doları nereye harcadınız? Bu para hepimizin parası, bunu öğrenmek istiyoruz. Ve tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu sesimizi duyuruyoruz. Bunu duyurmak bizim muhalefet olarak görevimizdir. Soruyoruz, 128 milyar doları ne yaptınız, bu para nerede? Maalesef Türkiye'nin içine girdiği baskıcı rejim nedeniyle bu tür olayları görüyoruz. Bu olayın Cumhurbaşkanı'na hakaretle uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası Başkanı'na direkt atasa, işine gelene görevine devam ettirse, beğenmediğini görevden alsa bile bu sorunun muhatabı Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Nerenin rezerviydi bu? Merkez Bankası'nın. O zaman Merkez Bankası açıklaması gerekiyor. Burada Cumhurbaşkanımıza herhangi bir hakaret benzeri bir şey söz konusu değil. Burada bir suç unsuru da yok. Biz şunu soruyoruz. Rezervlerimizdeki 128 milyar dolar nereye gitti? Nereye harcadınız? Bunu bilmek bizim en doğal hakkımız. Biz bunu soruyoruz.